Hepinize merhaba arkadaşlar ben Selim. Bugün sizlerle klasik ve test sorularına oluşan 10. sınıf 1. dönem 2. felsefe yazı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayabiliriz. İlk sorumuz aşağıdaki boşlukları doldurunuz denilmiş. Bakalım ilk boşluğumuza. Herhangi bir düşünceyi ya da görüşü el alırken onu olduğu gibi kabul etmemek felsefi düşüncenin nokta nokta özelliğindendir. Bir düşünceyi olduğu gibi kabul etmemek felsefi düşüncenin hangi özelliğidir? Tabii ki eleştirel olma özelliğidir. O yüzden Eleş tiral olma yazıyoruz ilk boşluğumuza. İkinci boşluğumuz yanlış da olsa bir yargı bildiren cümlelere nokta nokta denilir. Bakın yargı bildiren diyor ve ne olabiliyormuş yanlış da olabiliyormuş. O zaman biz bunlara ne diyoruz önerme diyoruz. Önerme doğru da olabilirdi yanlış da olabilirdi. Yeter ki yargı bildirsin. Ee, örnek olarak önermeyi ne verebiliriz arkadaşlar? Bir tam sayı mıdır diyebiliriz. Bir tam sayı mıdır, evet ya da hayır olarak e, ne yapabiliyoruz, bir cevap verebiliyoruz. Pardon, e, bir tam sayıdır dediğimizde, bir tam sayı dediğimizde orada bir yargı bildirmekte ve ona doğru veya yanlış şeklinde cevap verebiliyoruz. Üçüncü boşluğumuz, nokta nokta varlıkları var olmaları bakımından inceleyen felsefe alanıdır. Varlıkları var olmaları bakımından inceleyen felsefe alına biz ontoloji diyoruz. O yüzden oraya da ontoloji, ontoloji yazıyoruz arkadaş. Ontoloji neymiş? Varlıkları inceleyen felsefenin bir alt dalıymış. nokta nokta akılcı veya akılsal olma anlamına gelir. Akılcı veya akılsal olma anlamına gelen felsefi ifademiz ise nedir bizim? Rasyonel olmadır. O yüzden buraya da rasyonel olma ifadesini ne yapıyoruz? Ekliyoruz. Son boşluğumuz kelime anlamına göre nokta nokta var olan her şeydir denilmiş. Var olan her şeyi biz ne diyoruz? Anlam olarak varlık diyoruz arkadaşlar. Kavram olarak biz var olan her şeye varlık demekteyiz. O yüzden son boşumuza varlıkla e, doldurarak ilk sorumuzu geride bırakmış olduk. Hemen ikinci bölümümüze gelelim. Burada ise açıdaki kavramları karşısındaki kavramlarla eşleştiriniz denilmiş. Materyalist, arke, monist, real, metafizik. Materyalist ne demektir? Materyal arkadaşlar madde demektir. Materyalist olarak bunu türettiğimizde ise bize hangi kavram karşılamaktadır? Tabii ki maddeci karşılamaktadır. O yüzden buraya maddeci ifadesini yazıyoruz ve buradan maddeciyi de eleyebiliriz. Arke. Arke ne demektir? Arke ise arkadaşlar ilk neden demektir. Yani ilk madde. Evreni oluşturan ilk madde anlamına gelmektedir. O yüzden kavram olarak da bunu ilk nedenle ne yapabiliriz? Eşleştirebiliriz. O yüzden burayı da ilk neden yazdık. Monist. Monist ne demektir? Monist ise e, tüm gerçekliğin sadece bir elementten, tek bir elementten olduğunu iddia edenlere denilir. Ve burada hangi kavram olur? Bu Tabii ki tekçi olur. Yani her şeyin tek bir elemen, elemente ait olduğunu desteklediği için kavram olarak bunu tekci ile ifade edebiliriz. O yüzden burayı da tekci yazıyoruz. Ve devam edelim. Real. Real ne demektir? Real de İngilizce'de zaten e, çokça duyuyoruz arkadaşlar. Ne demektir? Gerçek demektir. O yüzden e, onun karşısına da gerçek ifadesini ekliyoruz. Sonuncusuna bakıyoruz metafizik. Metafizik ne demektir? Metafizik ise fizik ötesi demektir. Yani soyut varlıkları inceleyen, yani genellikle soyutları, e, soyut e, olanları inceleyen e, alana metafizik diyebiliriz. O yüzden buraya da ne yazıyoruz? fizik ötesini yazıyoruz. Buna ne olur? Ruhlar olur, dinler olur. Bunun gibi şeyleri ekleyebiliriz. Ve böylelikle ikinci bölümümüzü tamamladık. Hemen üçüncü bölümümüze gelelim. Doğru yanlış sorumuz. Bakıyoruz. Ortaya konan bir görüşün delillendirilmesine temellendirme denilir. Delillendirmeden kastımız burada nedir? Dayanaktır. O yüzden bu ifademiz doğru bir ifadedir. İkinci ifademiz felsefede doğru cevaplar bir tanedir denilmiş yanlıştır. Felsefede cevaplar çoktur, doğru cevaplar da bununla bir beraber e, tek değildir, çok fazladır. O yüzden bu ifademiz yanlış bir ifade. Çünkü bir tanedir denilmiş ve her sorunun bir doğru cevabı yani kesin bir doğru cevabı da yoktur arkadaşlar. Dualizm anlayışına göre varlık maddeden meydana gelir. Dualizm anlayışı ikiciliktir arkadaşlar. İkicilik İkiciliğin e, varlık maddeden meydan gelmiştir anlayışına uymadığı için bu ifademiz de yanlış bir ifadedir. Tarihte bilen ilk filozof Farabi'dir denilmiş bu da yanlıştır. Tarihte bilen ilk filozof, filozof Thales'tir o yüzden buna da yanlış ifadesini yazıyoruz. Felsefe ve bilim her ikisi de varlığı açıklamaya çalışan etkinliklerdir. Doğru mudur? Evet bu ifademiz de doğrudur. Ve böylelikle klasik bölümlerimizi tamamladık hemen test bölümlerimize geçebiliriz. İlk test sorumuz verilen sorulardan hangileri diğerlerinden farklı bir felsefe disiplinine aittir denilmiş. Sorulara bakalım. Evrenin ana maddesi nedir? İnsan eylemlerinde özgür müdür? Yalnızca maddesel varlıklar mı vardır yoksa tinsel yani ruhsal varlıklarda var mıdır? Varlık var mıdır? Varlık e, kaç tarzdadır? Şimdi bunları felsefe disiplinine göre ayıracak olursak, e, evrenin ana maddesi dediği için biz buna ne dememiz lazım? RK dememiz lazım arke yazalım şöyle. Bu e, felsefe disiplinin arkesine aittir. Arke disiplinine aittir. O yüzden ilkine arkeyi yazabiliriz. İkincisine bakalım. İnsan eylemlerinin özgün insandan bahsettiği için varlıkla alakalıdır. O yüzden buna da ontoloji diyelim. E, üçe 3'e bakacak olursak burada maddesel varlıklar dediği için gene aynı şekilde bu da ontolojiye aittir disiplin olarak. Varlık var mıdır? Gene aynı şekilde varlık olduğu için ontolojidir bu da disiplin olarak. Varlık kaç tarzadır dediği için bu da aynı şekilde ontolojidir. Bizden farklı olanı seçmemiz istediği için cevabımız birim bulunduğu A olacaktır arkadaşlar. Cevabımız Adana. İkinci test sorumuza geçtik. Burada ise verilen tanımlar sırasıyla aşitteki kavramlardan hangisine karşılık gelinir diye sorulmuş. Bakalım insanın olay varlık veya herhangi bir düşünceye dair bir anlayış geliştirmesi nedir bu görüştür. Görüş anlayış dediği için Görüşü direkt yapıştırdık. Doğru ya da yanlış bir yargı bildiren cümleler. Bunu ilk sorularımızda da bahsetmiştik. Bunlar neydi? Önermeydi. O yüzden buna da önerme diyeceğiz. Belli kanıtlara dayanarak ortaya atılan yeni bir yargı. Bu ise argüman demektir. Buna da argüman diyeceğiz. Ve bunları sıraya koyacak olursak cevabımız görüş, önerme ve argümanın olduğu C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Üçüncü test sorumuz. Burada ise bu parçaya göre doğruluğu gerçeklikten ayıran temel fark aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Parçamıza bakalım şimdi dikkatlice okuyalım. Doğruluk bilginin nesnesine uygunluğudur. Nesne soyut ya da somut olabilir. Uygunsa doğru, değilse yanlıştır. Gerçeklik ise bir tür var ol, olma olmama durumudur. Kar beyazdır önermesinin doğruluğu yarın yağan karın gerçekte beyaz olup olmadığını bakmaktan geçer. Buna göre doğrulukla gerçeklik arasındaki temel fark nedir diye sorulmuş. Farklı kaynaklardan edinilmesi, yöntemli olarak edinilmiş olması, dış dünyada gözlemlenebilir olması, bilginin nesnesine uygun olup olmadığı, nesnel ve denetlenebilir olması. Temel fark arkadaşlar C şıkkındaki dış dünya dış dünyada gözlenebilir olmasıdır. Çünkü burada ne yapıyor? Kar beyazdır diyor ve bunu kanıtlamak için ne yapıyor? yağan bir karı bakıyor. Önermesi doğruluk yağan karın gerçekte beyaz olmadığına bakmaktan geçer. Yani dış dünyada gözlenebilir olmasıyla alakalıdır. O yüzden de cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Ve dördüncü sorumuz. Felsefede ileri sürülen bir görüş ya da sav için bir dayanak göstermek gerekir. Buna göre felsefe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir denilmiş. Varlığı bütün olarak ele alır, eleştirici ve sorgulayıcıdır. Cevaplardan çok sorular önemlidir. Şu ana kadar bütün ifadelerimiz doğrudur ama bize neyi sormakta dayanakla alakalı olanı sormakta o yüzden işaretlemiyoruz. Temellendirmeye dayalı bir düşüncesi. temellendirmenin ne demek olduğuna gene ilk sorularda açıklamıştık. Temellendirme ne demekti? Bir şeye dayanak e, bağlamaktı. O yüzden cevabımızın D olmasını umuyoruz. Çağın koşullarından etkilenir. Bu da doğru bir ifadedir ama burada dayanak dediği için işaretleyemiyoruz. Neyi işaretliyoruz o zaman dayanak dediği için? temellendirmeyi işaretliyoruz. Çünkü bir şeyi bir şeye dayandırmak bizim temellendirme ifademize girer. O yüzden cevabımız denizli. Diğer sorumuza geçebiliriz. 5. Buna göre tüme varım hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir denilmiş. Okuyalım. Tüme varım tek tek olayları gözlemleyerek yargılara ulaşmaktır. Tüme varımın bize yaşadığımız dünya hakkında oldukça güvenilir bilgiler sağladığı düşüncesi her zaman yol gösterici olmuştur. Buna göre hangisine ulaşılabilir? Mantıksal doğrulara ulaşır, mutlak olarak kanıtlanmış bilgiler verir, geçmişe yönelik açıklamalardan oluşur, özelden genele varmaktır, genel prensiplere dayanarak gözlemleri açıklar. Üstüme varıma ne diyebiliriz? Özelden genele varmak da diyebiliriz. Çünkü ee, özel olan bir olayı tüme vararak yani onu genelleyerek ne yapıyor? Genel bir yargı ortaya çıkarmış oluyor. Örnek olarak ne diyebiliriz arkadaşlar? E, diyelim ki Ankara e, Ankara'nın kışı çok soğuktur diyelim. Ardından ise e, başka bir İç Anadolu e, şehrinin de e, kışının soğuk olduğundan bahsedelim. Atıyorum Kırşehir soğuktur diyelim ve ardından diyelim ki ee, ardından ne diyebiliriz? İç Anadolu'daki bütün şehirler soğuktur diyebiliriz. Böyle bir ifade e, sunduğumuzda bu ne olmuş oluyor? Tüme varım olmuş oluyor. Ne yaptık yani? Özelden genele doğru vardık. O yüzden cevabımız D olacaktır arkadaşlar. Diğer sorumuz 7. soru. Ee, bu parçaya göre felsefenin varlığa bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Bir felsefe öğretmeni derse başlamadan önce kürsüde bulunan sandalyeyi eline alıp öğrencilere bu sandalyenin var olduğunu kim kanıtlayacak diye sorar. Bunun üzerine öğrencilerden biri öğretmenine şöyle bir soru yöneltir. Hangi sandalyenin? Buna göre hangisidir bakıyoruz. Varlığı tazırlara ayırması bu değildir eledik. Varlıktan şüphe etmesi şüphe etmiyor burada hangisi diyor eledik olgusal varlık alanı sorgulaması. Bakın burada sorgulaması dediği için ve varlık alanı dediği için yani neresi, hangi sandalye dediği için ifademiz doğru bir ifadedir. Ulaşılabilir o yüzden. Varlığın var olduğunu kabul etmesi buna da ulaşamayız. Görünen nesneler üzerine araştırma yapması buna da ulaşamayız ama C şıkkındaki olgusal varlık alanı sorgulamasına ulaşabiliriz. Çünkü öğrenci burada hangi sandalye diyerek olgusal varlık alanını sorgulamaktadır. O yüzden de cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Sekizinci sorumuz. Verilen sorulardan hangileri felsefenin varlıkla ilgili temel sorularından değildir diye sorulmuş. Bakıyoruz. Gerçekten bir şeyler var mıdır? Evet temel sorusudur sorularındandır. Varlık karşı tarzdadır? Bu da aynı şekilde temel sorularındandır. Varlığın ana maddesi nedir? E, bu arkadaşlar bu neyle alakalıdır? Bu varlıkla alakalı değildir. Ana madde dediği için bu arke ile alakalıdır. O yüzden bunu e, varlıkla ilgili temel soru olarak alamayız. Gerçek varlık var mıdır? Bu da aynı şekilde temel sorusudur. Dünyanın şekli ve hareketleri nasıldır dediğimizde de varlıkla alakalı olmadığı için bunu da alamayız. Yani cevabımız 3 ve 5'in olduğu E şıkkı olacaktır arkadaşlar. 9. sorumuza geldi sıra. Buna da bakıyoruz hemen. Bu yaklaşıma göre varlık aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ile ifade edilebilir denilmiş. Değişme hem var olma ve yok olma hem de zamana ve mekana bağlı olarak içerik ve biçim bakımından farklılıklaşma anlamına gelir. Gerçekten var olan her şey kesintisiz bir değişme halindedir. Ve madem ki her şey değişmektedir, öyleyse değişme her şeydir. Buna göre hangisiyle ifade edilir bir düşünce, düşünceyle değil, maddeyle değil, idea, idea yani fikirle de değil, fenomenle de değil cevabımız oluş olacaktır. Değişme dediği için cevabımız oluş olarak işaretlemiş olduk. 10. sorumuz bu sayfada son iki sorumuz bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin amaçlarından biri olamaz diye sorumuz soru köküne dikkat edelim. Her zamanki gibi rasyonel ve eleştirel düşünüş biçimini geliştirmek evet e, doğrudur. Bilgiye ve bilgeliğe ulaşmaya çalışmak bu da doğrudur. Bilgimizin imkan ve sınırlarını araştırmak bu da doğrudur. Gözlemsel verilerden olgusal doğrulara ulaşmak bu ifadeniz daha çok bilimle alakalıdır. E, felsefede böyle bir şey yoktur. Gözlem gözlem ve deney yoktur arkadaşlar. Yaşamın özünü anlamaya ve açıklamaya çalışmak bu da doğrudur felsefenin amaçlarından birisidir ama D şıkında, gözlemsel dediği için gözlem ortaya girdi, işin içine girdiği için felsefenin amaçlarından birisi olamaz. O yüzden cevabımız Denizli. 11. sorumuz. Her şey akar, evrende oluş hakimdir. Her şey değişir diyen filozof aşağıdakilerden hangisidir? Hegel değildir, He Heidegger değildir, Hume değildir, Platon değildir. Cevabımız Heraklitos'tur. O yüzden şıkkını ne yapıyoruz, işaretliyoruz. Bu e, düşünürlerini arkadaşlar bazı sözlerini bilmeniz sizin için çok çok iyi olacaktır. Dedikten sonra diğer sayfamıza geçebiliriz. 12. Bu parçada Kant'ın felsefenin dışına ittiği alan aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Okuyalım. Kant'a göre tanrı, ruh ve benzeri soyut konularının doğru bilgisini elde edemeyiz. Çünkü bilgilerimizin ham maddesini duyu organları sağlar. Bu konular hakkında ise duyular bize hiçbir bilgi vermez. Bu nedenle bu tarz konuların doğru bilgisine ulaşamayız. Dolayısıyla felsefe bu konuları incelemekten vazgeçmelidir. Buna göre Kant'ın felsefenin dışına attığı alan hangisidir denilmiş. Etik, estetik, metafizik, siyaset, ontoloji. Burada bakın tanrı, ruh ve benzeri soyut konular dediği için direkt metafizik yani fizik ötesi alanı ne yapıyoruz işaretleyebiliyoruz. E, fizik ötesi olduğu için yani soyut konulardan bahsettiği için biz buna fizik ötesi diyebiliriz ve fizik ötesine de ne diyebiliyoruz? Metafizik diyebiliyoruz. Cevabımız Ceyhan. 13. sorumuz, buna göre felsefe ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir denilmiş. Okuyalım. Doğayı düzenleyen yasalar insandan ve insan bilincinden bağımsız olarak vardır. Bilim adımı bu yasaları yalnızca öğrenir, düzenleyerek açıklar. Yani bilimsel yasaların varlığı bilim adamının varlığına bağlı değildir. Örneğin Newton yerçekme yasasını bulmasaydı, yerçekme yine var olacaktı. Oysa bir felsefi görüş ve açıklama onu yaratan filozofa bağımlıdır ve filozofla birlikte vardır. Yani Platon devlet isimli eserini yazmamış olsaydı bu eser bir başkası tarafından yazılmayacaktı. Bu nedenle felsefe bilgisi filozofa bağımlı bir bilgi türüdür. Buna göre hangisine ulaşılabilir? Felsefe düzenli, sistemli ve yöntemli bir alandır. Felsefe bilimlere yol gösterir. Felsefe subjektif yani öznel bir yapıya sahiptir. Felsefe bilimden farklı olarak varlığı bütüncül inceler. Felsefe, felsefede neden sonuç ilişkileri yoktur. Hangisini oluşabiliyoruz? Tabii ki C şıkkındaki felsefe subjektif, öznel bir yapıya sahiptir ifadesi bizim doğru ifademiz olacaktır. Çünkü burada e, ne demekte? Felsefede filozofa bağımlıdır denilmekte. Filozofa bağlı bağımlıysa burada öznel bir yapı hakimdir diyebiliriz. O yüzden de cevabımız C On 14. sorumuz. Aşağıdaki sorulardan hangisini felsefe değil bilim konu edener denilmiş. Bakalım sorularımıza A şıkkı. Bu dünyadaki varlığımızın gerçek anlamı nedir? Bunu felsefe ne yapar? Konu edinir. O yüzden eleyebiliriz. İnsanın yazgısı önceden belirlenmiş midir? Bunu da ne yapabilir? Felsefe açıklayabilir. Ahlaki bir eylem nasıl olmalıdır? Bunu da aynı şekilde felsefe açıklar. Fobi ile kaygı arasında ne fark vardır? Bakın ile kaygı arasındaki farklara kesin bir cevap verebiliyoruz. O yüzden kesin ve net bir cevap verebildiğimiz için, tek cevap verebildiğimiz için bunu daha çok e, neyin açıklamasını bekleriz? Bilimin açıklamasını bekleriz. O yüzden bunu felsefe açıklayabilir diyemeyiz. Ama E şıkkındaki ideal bir toplum düzeni nasıl olabilir ifadesine farklı cevaplar verilebilir. O yüzden de bunu felsefe inceler. Ama D şıkkındaki arasındaki farkı sorduğu için farklar belirlidir. Bu yüzden de bunu bilim inceler ve böylelikle cevabımız D şıkkı gelmektedir. 15. sorumuz aşağıdaki verilenlerden hangisi felsefi düşüncenin özelliği değildir diye sorulmuş. Şüphe etmek özelliğidir. Tutarlı olmak özelliğidir. Birikimli ilerlemek özelliğidir. Eleştirel olmak özelliği özelliğidir ama öznel olmak felsefi düşüncenin özelliği değildir. Bakın felsefenin içinde öznel olmak vardır ama felsefi düşüncenin bir özelliği değildir diyebiliriz. O yüzden de cevabımız Denizli arkadaşlar. 16. sorumuz. Felsefi içselleştirmek bir toplumda aşağıdakilerden hangisi görülür denilmiş. İş, bir toplumda denilmiş. Bakalım. Demokrasi bilinci gelişmiştir. Akıl ve bilim değeri görür. Bireylerin farkındalıkları yüksektir. Kararlar gündelik değil. Geleceğe yönelik, yönelik planlama ile alınır. Yukarıdakilerden hepsi görülür denilmiş. Evet. Yukarıdakilerden hepsi ne yapılır? Felsefi işleştirilmiş bir toplumda görülür arkadaşlar. Zaten Meb'in kitabında da e, felsefin felsefenin topluma yararlarını görmekteyiz. Bunlar e, oradakilerin hepsi burada da olduğu için cevabımız hepsi olacaktır arkadaşlar. Edirne cevabımız. 17. sorumuz insan düşüncesini problem olarak ele alıp sorguladığı aynı zamanda ilk felsefe olarak kabul edilen alan hangi seçenekte doğru verilmiştir denilmiş. İnsanlar arkadaşlar ilk felsefe olarak neyi kabul etmiştir? Tabii ki doğayı inceleyerek ilk felsefeyi başlatmışlardır. O yüzden cevabımız B şıkkındaki doğa olacaktır. Diğer sorumuza geçiyoruz. 18. Bu parçada filozofun hangi özelliği vurgulanmıştır denilmiş. Kralın yeni giysileri adlı bir masal vardır. Bu masalda kralın üstüne hiçbir şey olmadığı halde beraberindekiler ve halk giysi varmış gibi davranır. Çünkü elbiseyi görmemek aptallıkla eşdeğer tutulmuştur. Birdenbire bir çocuk kralın çıplak olduğunu haykırır. Cesur bir çocuktur bu, filozoflar da. Biz insanların ne kadar az şey bildiğimizi söyleyecek kadar cesurdurlar. İşte bu yüzden hayret etme, toplum yargılarından sıyrılabilme bakımından filozoflar ile çocuklar benzerlik gösterir. Filozofun hangi özelliğine vurgulanmıştır denilmiş, bakalım toplum değerlerine uygun söylemlerde bulunma, Hayır bakın toplum değerlerine uygun değil toplum değerlerinin karşıtı aslında o yüzden eledik inandığı doğrular uğruna topluma ters düşmeye göze alma. Evet, burada asıl vurgulanmak istenen budur. Çünkü ne yapmış arkadaşlar çocuk orada? Çocuk orada e, kır, e, kralın çıplak olmasına rağmen toplum ona ne de, ne de, onu üstüne giysi varmış gibi karşılamaktaymış ama çocuk ona e, üstüne giysi olmadığını, çıplak olduğunu haykırmış. Yani e, topluma karşı kendi doğrusunu ne yapmıştır, savunmuştur ve filozoflar da aynı çocuklara benzediği için bu ifademiz burada vurgulanmak istenen asıl ifadedir. Davranışlarına çocuksu olup vurdum duymaz olma kesinlikle yanlıştır. Her yerde topluma karşı çıkmayı görev sayma. Bakın her yerde topluma e, karşı çıkmamalıdır. Ne yapmalıdır? İnandığı doğrular e, ötürüsünde e, topluma karşı çıkabilir ama her konuda kar, karşı çıkmamalıdır. Toplumu kendi istemleri doğrultusunda haklı görme. Bu da değildir. E, burada asıl vurgu almak istenen beşik olduğu için cevabımız Bursa diyebiliriz. 19. sorumuza bakıyoruz. Bu dörtlük varlık felsefesinde öne sürülen aşağıdaki görüşlerden hangisini desteklemektedir diye sorulmuş. Bakalım. Ben olmayınca bu güller, bu serviler yok. Güzel gözler, tatlı diller yok. Sabahlar, akşamlar, sevinçler, tasalar yok. Ben düşüncükçe var dünya. Ben yoksam o da yok. Bakın ben düşüncükçe var dünya. Bakalım hangisi desteklemekte? Dış dünya bireyden bağımsız olarak vardır. Varlığın varlığı onu düşünen bireye bağlıdır. Evet burada asıl desteklenen budur. Çünkü düşündükçe var dünya diyor. Eğer dünyayı düşünmese dünya olmazdı ve dünya olmazsa da varlık diye bir şey olmazdı. O yüzden varlığın olmasının sebebi nedir? Düşünmektir. Bazı şeylerin varlığı somuttur. Soyut varlıklar düşün, düşünebilir varlıklar varlıklardır. Bu da değildir. Sevgi her şeyi varlıklar bu da değildir. Cevabımız B şıkkındaki varlığın... Varlığı onu düşünen bireye bağlıdır ifadesi bizim doğru ifademiz olacaktır. Ve 20. ve son sorumuz bu düşün düşünürlere göre aşağıdakilerden hangisi gerçeklik örneğidir? Bazı düşünürlere göre asıl gerçeklik somut olan ve duyularla algılanan değil bilinçle düşünülen ya da zihine tasarlanandır. Gökyüzündeki yıldızlar somuttur o yüzden düşünülmez ve zihinde tasarlanmaz eledik görebiliriz yani. Üzerine oturduğumuz koltuk bu da somuttur eledik. Yazı yazdığımız kalem bu da somuttur. Bunu da eledik. E şıkkındaki simitçiden aldığımız simit de nedir? Somuttur eledik. Biz soyutu aradığımız için D e şıkkındaki zümrüdü anka kuşunu ne yapabiliriz? İşaretleyebiliriz. Çünkü zümrüdü anka kuşu arkadaşlar küllerinden doğabilen bir kuştur. Ve böyle bir şey mümkün olmayacağı için bu ifademiz soyuttur ve zihnimizde tasarlanan bir ifadedir. O yüzden de cevabımız denizli. Ve böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar kanalımdan diğer yazılı videolarını da göz atabilirsiniz isterseniz ve bizi instagram adresimden de takip edebilirsiniz şuradan ve şuradan diğer videolara gidip şuradan da kanalımıza abone olabilirsiniz görüşmek dileğiyle hoşçakalın